Merhabalar. Bugün size bir yarış otomobilinden sesleniyorum. Ben bu otomobili yani standart bir otomobil gibi görmüyorum. Çünkü her detayıyla çok ama çok özel bir otomobil. BMW'nin bildiğiniz gibi performans departmanı olan M departmanı tarafından hazırlanmış çok özel bir otomobil. M departmanının performanslı otomobilleri için hazırladığı bütün hemen hemen bütün aksesuarları test aracımız kapsıyor. İşte bugün bu aksesuarlar standart bir BMW'ye, standart bir 320 dizele neler katabiliyor? Onları çok daha detaylı ve çok daha yakından göreceğiz. Yüzüne baktığımızda standart F30 karoserli 3 serisine göre bu otomobili de daha dinamik bir karakteristik görüyoruz. Çünkü tamamıyla farklı bir body kit var bir kere bu otomobilde ve de ön yüzünde biraz daha özel bir çalışma var. Şöyle ki BMW'nin o meşhur böbrek ızgarası piyanosu yanına yakın bir renge boyanmış, oldukça siyah bir renkte. Hani ne çok böyle parlak bir siyah ne de mat, ikisinin arasında bir kıvamda. Ayrıca tamponlar çok daha farklı. Tamponların altına eklenen splitterlar sayesinde model özellikle ön yüzünde çok ama çok agresif bir görüntüye sahip. Şunu da mutlaka belirteyim. Yani buradaki bu kit, buradaki bu body kit özellikle BMW'nin M3 modeliyle, yani bu otomobilin işte sedan karoserli versiyonun, 4 kapılı versiyonun M3 modeliyle birebir aynı kite sahip, aynı tasarımsal çizgileri sahip. Bundan dolayı da yani 320 dizel motoruyla M görünümlü, M kostümlü bir otomobili bu şekilde işte satın alabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ön yüzünden bahsettim. Ön tarafta dikkat çekici, yani bu otomobili en başta yarış otomobili dedim ya, o yarış otomobil hissine ruhunu veren en önemli detaylardan birisi bence otomobili boydan boya kaplayan, üst tarafını dahi kaplayan o çok güzel bir şekilde ayarlanmış olan şerit. İnce ve kalın iki farklı deseni var. Otomobilin tamamını kaplıyor. Yarış otomobillerindekine benzer bir havayı bu otomobili en fazla veren detaylardan birisi. Modelin yan tarafına baktığımızda da alt tarafa eklenen eteklerin daha farklı olduğunu görüyoruz standart versiyona göre. Ve de bu etekler otomobile daha agresif bir hava katmış. Otomobilin yere daha yakın görünmesine sebep olmuş. Yan tarafta en fazla dikkat çekici detaylardan bir diğeri de 20 inçlik devasa jantlar. Ve bu jantlar çok ama çok ince yanaklı lastiklerle kaplanmış. İşte bundan dolayı da çok yakına yaklaşmadıkça neredeyse lastikleri fark edemiyorsunuz. Çünkü jantlar o kadar büyük ve yanaklar o kadar ince ki otomobil yan profilinde de işin özeti çok dinamik ve çok sportif bir görüntüye sahip. Bu otomobil bu haliyle bana direkt olarak bir WTC otomobilini anımsatıyor. Arka tarafa geçtiğimizde de yine sportif öğelerin devam ettiğini görüyoruz. Tampon grubu standart versiyonu göre yine daha farklı. Çok daha sportif çift egzoz çıkışı var burada. Ve de önemli bir detay, karbon fiber spoiler var. Bu spoiler hem ağırlık anlamında daha düşük bir ağırlığa sahip. Bu spoiler hem ağırlık olarak daha düşük bir ağırlığa sahip olmasından dolayı hem de aerodinamiğe katkısının olmasından dolayı yüksek hızlarda önemli bir detay M performans kitleri arasında. Tabii ki karbon fiber olduğundan bahsettik. Spoiler'in karbon fiber olarak dışarısında otomobilin aynalarda da karbon fiberi kullandığını görüyoruz BMW'nin. İşte bundan dolayı da model özellikle dışarıdaki bu M kitleriyle çok daha sportif, çok daha dinamik, çok daha yarışçı bir kimliğe sahip. Sürüşte sizi nasıl bir otomobil bekliyor? Bir kere şunu mutlaka belirtelim. Bu saydığım parçaların hepsi ayrı ayrı olarak alınabiliyor. Yani opsiyon olarak ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. Test aracımızda M performans kitinin bir de süspansiyon ayağı da var. Yani süspansiyonları da eklemişler bu otomobile. Standart versiyona göre daha farklı, daha sert ve de otomobilin yere daha yakın görünmesine sebep olan, yere daha yakın olan süspansiyonlar var.